Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Bugün bir bilmecem var size. Hiç vakit kaybetmeden hemen sormak istiyorum. Trik trak, trik trak diyor ki vakit geçiyor bak. Acaba nedir? Çok zorlanmadınız belki. Cevabımız saat olacaktı. Bu çok kolay geldiyse hemen bir tane daha soruyorum. O da benim bir ağacım var. Her gün bir yaprak döker. Acaba bu nedir? Bu da kolay geldi belki size. Cevabımız takvim olacaktı. Hem saat hem de takvim bize zamanı hatırlatan araçlar. Peki neden saate ya da takvime ihtiyaç duyuyoruz biz? Bunlar hayatımızda olmasa ne değişirdi acaba? Hiç düşündünüz mü? Bence üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken konulardan birisi bu. Neden ihtiyaç duyduğumuza dair benim ilk aklıma gelen cevap şu esasında. Çünkü zamanın getirdiklerine hem hazırlıklı olmak hem de zamanı yönetebilmek istiyoruz. Şöyle bir etkinlik yapalım isterseniz. Mesela sabah uyandık. Saat kaç? İlk ne yaptık? Peki sonra bugün neleri yapmak istedik? Neleri yapabildik? Neleri yapamadık? Böyle bir günümüzü değerlendirdiğimizde açıkçası bütün her şeyi bir göz önüne sermiş oluyoruz. Bir günümüz bizim için o kadar değerli ki aslında her gün bize verilen 24 saat var. 1440 dakika var. Saniye cinsinden de 86.400 saniyemiz var. Peki bu kadar kıymetli bir hazineyi biz nasıl değerlendiriyoruz, nasıl kullanıyoruz? İşte bu üzerinde düşünülmesi gereken büyük bir soru işareti. Hepimiz için öyle. Peki nasıl verimli bir şekilde geçiririz? Zamanı nasıl etkin bir şekilde değerlendirmiş oluruz? Bunun için harcama planları oluşturabiliriz. Madem böyle bir hazinemiz var bizim, biz bu hazineyi nasıl harcayalım? Nasıl değerlendirelim? Bunun için kullanacağımız araçlar var. Mesela bir tanesi bugün ırmağı. Bir ırmak düşünün. İşte başladığı ve bittiği bir nokta var. Burada başladığımız nokta tabii ki sabah gözlerimizi açtığımız an, yani günaydın dediğimiz an. Orası ırmağın başlangıç noktası. Bittiği noktada iyi geceler noktası. Biz bu araya gün içerisinde yapmak istediğimiz her şeyi, saati saatine, etkinlik etkinlik tek tek yazabiliriz. Ve bu ırmaktaki yolculuğumuzu gün içinde takip edebiliriz. Bu bir seçenek. Bir diğer seçenek. Zaten evdeyiz. İşte bize ırmak falan çok uzak şu an diye düşünüyorsanız o zaman doğayı bir kenara bırakalım şimdilik. Pasta yapalım. Bu da zaman pastamız. 24 saatlik bir pastamız var ve dilimlerini nasıl ayıracağınız tamamen size kalmış. Yine aynı şekilde ben sadece günaydın ve iyi geceler kısmını yazdım. Siz geri kalan kısmına kitap okumak, oyun oynamak, işte yemek saati, araştırma saati, bir hobi saati, aileyle yapılacak paylaşım saati gibi pek çok şey ekleyebilirsiniz. Siz kendinize göre dilimleyin bunu. Çünkü dilimleyecek olan da, yiyecek olan da, tadını çıkaracak olan da yine sizsiniz. Bu iki etkinliğimiz de zaman odaklı etkinliklerdi. Bir tane de hedef odaklı etkinliğimiz var. Bunun da adı hedef tahtası. Hedef tahtasında da kendimize günlük hedefler belirliyoruz. Bu hedefleri böyle bir tahtanın içine ben yuvarlak yuvarlak yaptım. Yazıyoruz. Mesela ben ne yazmışım? İşte saat 22'de yatakta olmak. Yani ortalama günde 8-10 saat kadar uyumak bir günlük hedefimiz olabilir. Günde en az 50 sayfa kitap okumak yazmışım. İşte merak ettiğim en az bir konuyu araştırmak yazmışım. Yeni bir oyun oynamak ve günde en az 10 tane İngilizce kelime öğrenmek gibi. Bunlar sadece benim size sunduğum öneriler. Buradaki en az kavramı da çok önemli. Çünkü belki daha fazlasını yapmak istiyoruz ve belki daha fazlasını yapacağız. Buna hiçbir engel yok. Tamamen istediğiniz kadar. Ben 50 yazmışım, siz 150 sayfada okuyabilirsiniz günlük. Ama en az yapabileceğimiz minimum şeyi bir düşünelim. Ona göre hedefler koyalım. Çünkü burada yapabiliyor olmanın tadına varın istiyorum ben. Ve günün sonunda da baktığımızda işte ben dairelerin etrafına şöyle artılar koyabiliriz diye düşünüyorum. Yaptığımız hedefe ulaştığımız noktalarda artılar koyarak hem de şöyle kendi kendimize başarımızı da bir takdir etmiş oluruz. Dediğim gibi 3 tane etkinlik önerimiz var. Bunlardan 2 tanesi zaman odaklıydı, bir tanesi de hedef odaklı.
bize hangisi uygunsa onu değerlendirebiliriz, onu kullanabiliriz. Zamanı durdurmak mümkün değil. Ama biraz yön vermek, kendi lehimize, kendi yararımıza değerlendirebilmek bizim elimizde. Bunun da en önemli yollarından birisi dediğim gibi planlamak, yani bir harcama planı oluşturmak. Bunu yapabiliriz. Benim çok sevdiğim bir söz vardı. Eskiden bir gazetenin sloganıydı. Öyle hatırlıyorum. Her sabah dünya yeniden kurulur ve her sabah taze bir başlangıçtır diye. Biz her sabah yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu günü nasıl değerlendirdiğimiz, günün sonunda kendimize sorduğumuz şu soruyla alakalı aslında. Ben bu günü nasıl geçirdim? Bugün hayatıma neler kattım? Bugün dünden farklı ne var benim hayatımda? Bunları lütfen gün sonunda sorgulayalım ve biz bugünü gerçekten nasıl değerlendirdik? Bunu yeniden bir gözden geçirelim. Bu araçları kullanırsanız eminim ki bu soruya aldığınız cevaplar sizin açınızdan çok daha keyifli olacak. Çünkü hedeflerinize ulaşmış olacaksınız. Hedeflerinizi bir plan doğrultusunda takip ediyor olacaksınız. Bunlar çok kıymetli. Evet, zamanı durdurmak mümkün değil ama nasıl geçireceğimiz tamamen bizim elimizde. Ben dolu dolu geçirmenizi can gönülden istiyorum. Çok keyifli, bol öğrenmeli, dolu dolu bir gün olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.